Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün otomatik araç var altımda. Renault Megane 16 model, ikon paket, 6 ileri EDC vitesi. Şu radyoyu kapatalım. Bugünkü konseptimiz vitesli araçlarda püf noktalar nelerdir? Onları anlatacağım. Yani kısa bir video olacak, 3 dakikalık falan. Şimdi aracımı çalıştıralım. Mesela ben şimdi bunu bilerek N'de bıraktım. Normalde N'de bırakmayın. Aracın kalması gereken vites P. Şimdi arkadaşlar, bu araçlar hani şanzımanla yük bindiğinde sıkıntı çıkartır. Ama tabii ki de bu Megane, bu fazla sıkıntı çıkartmaz da. Neyse, şimdi aracımız P'de. Hareket edeceğimiz zaman, mesela ben geri çıkacağım şimdi. Aracı R'ye alıyorum. Bakın R'ye aldım. El frenini sonra indiriyorum. İndirdikten sonra bunlar da zaten kendisini tutuyor. Yani rampalarda kaçırmama sistemi var. Şanzıman kendisini tutuyor. İleri gideceğim zaman mandala basmanıza gerek yok. Şurada mandal var. İleride siz şu an göremezsiniz. D'ye aldım mesela. Şu an basıyorum. Şu an kendi ileri gitti ya. Durduk değil mi? Hani mesela bir yere geldik. Duracağız şimdi. D'desiniz. Nasıl duracağız? Şimdi N'ye aldım ben bunu. N'ye aldım öncelikle. Freni bırakmadım ama bakın. Şu an araç boşta. El frenini çektim şöyle. Çektim. Evet, şu an araç el freni çekili, kırmızı yanıyor burada. Bakın ayağımı bıraktım, iki ayakta boşta. Sonra yeniden basıyorum frene. Mandala basıyoruz. P ve R'ye atarken araç, yani vites mandala basmadan geçmiyor. Bakın şöyle P'ye aldım. Şu an hani aracımı kapatabilirim. Güvenli kapanış şekli budur. Püf noktası budur. Bunu yaparsanız şanzımanınız hayatta bozulmaz. Uzun süreli olur. Hani kapanırken bu. Aracımı çalıştırdığım zaman da normal aynı şekilde yine el freni indirmiyoruz. Araç P'deyken sakın el freni indirme diye bir şey yok. Çünkü direkt şanzımana yük biner. Yani tabii ki de ölmez hemen. Bunlar yani kısa süreli şanzıman değil. Bir kere, iki kere, 10 kere, 20 kere yaparsın. Hani 21. de elinizde kalır. Hemen ölecek bir şey değil yani. Korkmayın öyle bir iki kere hani yanlış yaptığınızda. Yine normal ilerleyeceğim mesela. D'yi alıyorum ama P'den çekerken bakın şu an P'de ya. Şurada mandal var. Mandal var. Mandala basıyorum. Şöyle D'yi alıyorum. Bu zaten el frenini kendi indiriyor. Sizin arabanız indirmiyorsa D'yi aldıktan sonra el frenini indirin. Sağlıklı olanı bu. Mesela şimdi şöyle ileri doğru gidiyorum. Araç zaten kendi hızına göre vitesini atıyor D'deyken. Bakın şu an birazcık hızlandım. Kendisi attı zaten. Ya farz edin ki sıkıldınız D'de gitmeye. Manueli çok seviyorsunuz. Evet, bunda da manuel özellik var tabii ki de. Şöyle bakın, hiçbir yere basmıyorum. Sola kaydırıyorsunuz. M moduna geçti. Bazı araçlarda bu M yazar, manuel demek. Bazılarında S yazar, sport demek. Bunda bakın aşağı yaptım mesela, şey oluyor. Hani aşağı yukarı yaptığımızda, bunda aşağı artı, yukarı yaptığımızda eksi. Bazı arabalarda böyle yapıyor. Kendi vites atmaz şu an. Ben vitesi atacağım. Mesela şu an 1'de gidiyoruz. Aşağı attım, 2 oldu bakın. M2 diye de söylüyor. Şöyle bir şey yapmadan da, hani herhangi bir şeye dokunmadan şöyle sağ tarafa kaydırdığımda kendi direkt D'ye geçiyor. Hatta yani bunu arabayı sürmenize gerek bile yok. Şu yanda oturan bile hani şöyle yapsa aracı zaten manuel moda geçirebiliyor. Çok otomatik, rahat yani. Yine ben kapanışı yapayım. Sonra da videoyu bitirelim. Bakın şu an D'deyim, araba gidiyor. Durdum. Şu an aracı kapatacağım ya. N'ye aldım. Şu an el frenini çektim. Yeniden P'ye alıyorum. Evet, şu an araç kapanabilir. Yani sağlıklısı budur. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Araçlarda mesela diyelim ileri gidiyorsunuz, 100 ile 150 ile gidiyorsunuz, D'desiniz, boşa atmak istediniz. Boşa atarken yanlışlıkla R'ye de kaçırdınız. Ne olur? Tabii ki de hiçbir şey olmuyor. Biz kendimiz şahsen denedik. Arkadaşım bir aracında otomatik araçla denedik. D'deyken R'ye attık yolda giderken. Geri görüş kamerası açılıyor ama araç hani burada boşta sayıyor kendini, N'de sayıyor. Hani hiçbir şey olmuyor. Şanzımanda hiçbir sıkıntı yapmaz ama tabii ki de siz de bir şey yapmıyor diye sürekli R'yi almayın tabii N varken. Hani o da bir saçmalık olur. Bir şey yapmıyor diye şey yapmayın.
Neyse, bu videom da böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.